Şimdi Rojava devrimi ile Ekim devrimi arasında biz bazı başlıklar altında bazı değerlendirmeler yapabiliriz. Benzerlikler de var, farklılıklar da var. Farklılıklardan başlayalım. Birincisi bana göre devlet kavramı, devlet paradigması. Rojava devrimi devlet konusunda oldukça büyük adımlar attı. Devlete bakış açısında onu söyleyelim. Nasıl adımlar? Mesela şu an Rojava devriminde gerçekleşen sürecin ismi demokratik konfederalizmdir. İşte PKK'lıları Abdullah Öcalan'ın da sık sık formüle ettiği gibi. Ne var demokratik konfederalizmin içerisinde? Yani halk meclisleri, komünler, ondan sonra kantonlar, işte direkt demokrasi, liberter sosyalizm. Bu kavramlar oldukça önemli. Burada amaç nedir? Devleti minimalize etmektir. Minimal devlet ilkesi burada geçerli. Yani sadece bir gece bekçisine çevirme anlayışı var ki bu çok doğru bir anlayış. Devleti ne kadar küçültürseniz toplum o kadar hareket alanı kazanır, daha fazla özgürleşir. Bu kaçınılmaz. Bu açıdan önemli. Rojava devrimi bu açıdan önemli. Peki Ekim devrimi ne yaptı? Ekim devrimi bu noktada biraz patolojik. Onu söyleyelim. Nasıl patolojikti? Lenin mesela Marx ve Engels'in devlet formülasyonunu, teorisini benimsemişti. Marx ve Engels diyorlardı ki işte sosyalist devrim gerçekleşirse devlet kendiliğinden ortadan kalkar. Bir de şunu söylüyorlardı. Devlet proletaryanın elinde her zaman bir güç olmalı. Neye karşı? İşte düşmanlara karşı. Yani karşı devrimcilere karşı. Fakat bu tez bence oldukça sorunluydu. Nasıl sorunluydu? Bizim sonraki süreçte görüyoruz. Şöyle görüyoruz Sovyet devriminde. Biz otoriter devletin ayak seslerini ilk önce 1921 yılındaki 10. Kongre'de gördük. 10. Kongre'de diyordu ki işte parti içi fraksiyonlar yasaklandı. Ve partide bir merkeziyetçilik inşa edildi. O süreçte Aleksandra Kollontay bu kongrenin kararlarına çok karşı çıktı. Aleksandra Kollontay işçi muhalefeti içerisindeydi. Onun işçi muhalefeti dediğimiz fraksiyonda daha çok faaliyet yürütüyordu ve Lenin'in bahçesine taş atıyordu. Nasıl? İki açıdan diyordu ki benim gördüğüm kadarıyla diyordum bir komiserokrasi inşa ediliyor. İkincisi de şeflik var. Yani Lenin'i şef olmakla suçluyordu. Bu suçlamalarla birlikte sonraki süreçte baktık ki artık Sovyet devriminde devlet sönümlenmek yerine daha fazla güçlenmeye başladı. Kokuşmaya başladı. Yani bir meyve gibi posalaşmaya başladı. Mesela 1924 yılında bir genel sekreterlik makamı inşa edildi. Bu makamın inşa edilmesiyle birlikte Stalin genel sekreter oldu. Ve Stalin'le birlikte zaten büyük fecaatler yaşandı diyebiliriz. Nasıl? Stalin yani Leninist çizgiden tamamen koptu. Bir nevi iyi veya kötü işleyen karınca yuvasını saman çöpüyle doldurmaya başladı. İşte Buhari'nin bazı orada Stalin'e uyarıları vardı. İşte dikkat edelim, daha iyi bir iktisadi model uygulayalım. Güç kullanmayalım gibi. Mesela yeni ekonomik politika vardı. Yani piyasada özel sektöre izin veren bir politikaydı. Buharin demişti ki biz bu politikayı devam ettirelim. Nefes aldırmak için yani Sovyet Cumhuriyeti'ne daha fazla zaman kazandırmak için. Fakat Stalin bütün bunların hepsini sapmacılık olarak değerlendirdi. Buharin 1938 yılında kurşuna dizildi. Bunun gibi çok sayıda örnek var. 1930'lu yıllarda artık Sovyet yönetimi tamamen bana göre yozlaştı. Otoriter bir sistem inşa edildi. Stalin artık bakanları tek başına atamaya başladı. Yani bir nevi Sovyetlerin iradesi gasp edildi. Normalde bir hükümeti denetleyen, bakanları görevden alan, uzaklaştıran oradaki aygıt tüm Rusya Sovyetleri Kongresi'ydi. Ama artık biz onu göremedik. Bir parti var. Partinin üzerinde ise bir kişi var. Bu kişi
mevcut makamını kötüye kullanıyor. Orada bir otokrasi inşa etmiş. Yani monolitik bir devlette monomit olmuştu. Günümüzde biz Rojava devriminde bunun hiçbir kırıntısını göremiyoruz. Bu konuda oldukça dikkatli hareket ediliyor. Tek kişi yönetimi yok, herhangi bir otokrasi yok ve kararlar yatay düzeyde elde alınıyor. En önemlisi de kadınlar bu devrimde öncüdür. Şimdi kadınlar mesela Rojava devriminde sadece devrime katılmadılar. Devrimin aktörleridir. Bir de her şey 2012'de başlamadı. Kadın hareketi Yekitiya Star'la birlikte başladı. 2005'ten itibaren. Yani 2005'ten itibaren Yekitiya Star köylerde, kasabalarda örgütleniyor. Kadınları örgütlüyor. Sadece kadınları değil, topluma yön veriyor. Toplumu adeta bir devrime hazırlıyordu. 2012'den sonra ise Kongre Star bu görev üstüne aldı. Sadece mesela kadın akademilerinde değil, bakıyoruz her alanda. Ekonomide, dilde, kültürde biz kadınların öncü olduğunu orada görüyoruz. Artık aracın şoförü değişti. Sovyet döneminde, Sovyet devriminde aracın şoförü erkeklerdi. Burada ise kadınlar. Kadınlar yön veriyorlar. Pozisyon değişti, muamele değişti. Sovyet devriminde kadınlar bir mısır koçanı gibiydi. Süs biberi muamelesi görüyorlardı. Ama Rojava devriminde ise tam aksi. O açıdan önemli. Mesela ekonomi politikasında da kadınların ciddi bir pozisyonu var. Daha doğrusu aktifler. İşte kadın komitesi var. Kadın ekonomi komitesi. Topluma orada önemli projeler sunuyor. Toplumun tekelleşmesini engellemek, toplumda bireyselleşmeyi engellemek için ciddi uğraşları var. İşte 30'a yakın şey kuruldu, kooperatif kuruldu. Bunlara dikkat ediyorlar. Sovyet devriminde nalıncı keseri gibi yontmak vardı. Yani kişi kendi menfaatine göre hareket ederdi ve bunu frenleyecek bir mekanizma yoktu. Ama Rojava devriminde bu yok. O kendi menfaatine göre hareket etme ilkesi burada oldukça zayıf. Yani mevcut çünkü mekanizma bunu engelliyor. Ve kadınlar da burada çok dikkatli hareket ediyorlar. Bir de erkekleri de burada yönetiyorlar, onu söyleyeyim. Daha doğrusu onlara yön veriyorlar. Pederşahi ilişkiler, tüm gelenekler, dogmaları orada tartışıyorlar, tartışmaya açıyorlar. O açıdan çok sağlıklı bir devrim diyebiliriz Rojava devrimi. Yani zaten eskiden çok işte Lenin olsun, Marx olsun, diğer devrimci öncüler olsun kadın olmadığı bir devrim, eksik devrim diyorlardı. Kendileri devrim yapmazlar rağmen hala kadını çok aktif hale getirememişlerdi. Ona aktör rolü vermemişlerdi. Fakat Rojava devriminde biz bu eksikliğin de giderildiğini söyleyebiliriz. Rojava devrimi artık şu noktaya geldi. Rojava'daki halkların kendi gemisini üzerinde yüzdürebileceği bir nehirdir Rojava devrimi. Bu nehir, daha doğrusu bu nehirin üzerindeki gemi 2012'den beridir korsanların saldırısına uğruyor. Korsanlar tarafından sık sık gasp ediliyor diyebiliriz.